D vitamini, dünyada 1 milyar insanda D vitamini eksikliği var. Bizde ise bu oran çok daha yüksek, 3 insandan ikisinde D vitamini eksikliği oluyormuş. Şimdi D vitamini eksikliği, şöyle her şeyde olduğu gibi D vitamini de bir keşif esnasında keşfedilmiş. 1920'li yıllarda çocuklarda meydana gelen raşitizmi araştırırken D vitamini keşfedildi. Çocuklardaki D vitamini eksikliğine raşitizm, büyüklerdekine de osteomalazi dedik. Artık günümüzde raşitizm ve osteomalaziye çok az rastlıyoruz. Bunun yanında osteoporoz dediğimiz kemik erimesine daha çok rastlanmakta. Bunun nedeni de D vitamini, vitaminlerin çoğu dışarıdan alınıyor ve vücudumuz yapmıyor vitaminleri. Yalnız D vitamini bir istisna, vücudumuzda, organlarımızda imal ediliyor. D vitamininin aktif hale, vücudumuza yararlı hale gelmesi için güneş ışığına ihtiyacımız var. D vitamini cildimizde pro D vitamini, yani önceki D vitamini halinde bulunuyor ve güneş ışınları, ultraviyoler, UVB ile aktif hale geliyor. Aktif hale gelen D vitamini karaciğer ve böbreğimize yerleşiyor. Oradan da kanımıza salınıyor. D vitamini kanımızda özellikle de bağırsaklarımızdan kalsiyumun emilmesini, kemiklerimize yerleşmesini sağlıyor. Kalsiyum da vücudumuz için, metabolizmamız için çok önemli bir element. Kalsiyum eksikliğinde D vitamini emilemiyor. D vitamini emilmediği için de kemiklerimize yerleşemiyor. Kemiklerimizde erime dediğimiz kemik erimesi olayı oluyor. Ve kırıklara neden oluyor. Kırık risklerine, hatta düşmemize neden oluyor. Çünkü D vitamini vücudumuzun ve kaslarımızın dengesini sağlıyor. Onun eksikliğinde de hem D vitamini kemik erimesinden dolayı kırık riskleri, ayrıca da düşme riski ortaya çıkıyor. D vitaminin alınması ile de kırık riski ve düşme riskinin %22 azaldığı tespit ediliyor. D vitamini eksikliği sadece osteoporoza neden olmuyor. Birçok hastalığa da sebebiyet veriyor D vitamini eksikliği. Bunların başında dediğim gibi osteoporoz geliyor. Yalnız osteoporoz D vitamini eksikliğine meydana gelmiyor. Osteoporozun birçok nedeni var. Yalnız bugün konumuz D vitamini olduğu için D vitaminini inceleyeceğiz. Bunun dışında osteoporozun birçok nedeni var. Bağırsak emiliminde kalsiyumun kemiklere yerleşmemesi, kemik yapımının yıkımından daha az olması, daha doğrusu yıkımın daha fazla olması kemik erimelerine neden oluyor. Bol güneşlenmemiz gerekiyor. Egzersiz yapmamız gerekiyor. Kaslarımızın güçlü olması için. D vitamini eksikliğinde sinir sistemimizde, kas sistemimizde ve kalbimizde bir takım aksaklıklar, yani metabolizmanın eksik çalışması ortaya çıkıyor. Kaslarda kramplar meydana geliyor. Sinirlerimizde bir takım sıkıntılar meydana geliyor. Kalbimizde ise kalp yetmezliği ve kalp krizine neden oluyor. D vitamini eksikliği. D vitamini ayrıca hücrelerin anormal büyümesine engel oluyor. Dolayısıyla kanseri bildiğimiz gibi atipik hücrelerin çoğalmasını durduruyor. Metastazları, yani kanserin yayılmasına engel oluyor. Ve biraz da kanserli hücrelerin ölmesine yardımcı oluyor D vitamini. Bunun dışında D vitamini eksikliğine obezite dediğimiz kilo, aşırı kilolarda yağ hücreleri D vitamininin emilimini azalttığı için obez insanlarda D vitamini eksikliği daha çok görülüyor. Bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Multiple skleroz dediğimiz sinir hastalığı, romatoid artrit dediğimiz şekil bozukluklarıyla ortaya çıkan romatizma, kireçlenme, kıt hastalığı, Parkinson hastalığı, yaygın kas ağrıları olan fibromiyaljilere, kronik ağrılara, depresyona, Alzheimer'a, kronik ağrılara
diş etli hastalığı ve sedef hastalığına neden oluyor D vitamini. Ben fizik tedavi uzmanı olarak sedef hastalığını ultraviyole ışınlarıyla tedavi ettik, yani gözlemledim hakikaten. Sedef hastalığında ultraviyole tedavisi bayağı başarılı oluyor. Evet, D vitamini eksikliğinde rol oynayan başlıca faktörler ise yaşadığımız yer, o ekvatora uzak yaşayan insanlarda D vitamini eksikliği daha çok görülüyor. Bir de renk, esmer insanlarda D vitamini eksikliği daha çok oluyor. Çünkü cildimizde bulunan melanin dediğimiz pigment, D vitamininin meydana gelişini, güneş ışınlarının cilde girmesini azalttığı için esmer insanlarda da D vitamini eksikliği daha çok görülüyor. Ayrıca hava kirliliği, karbon gazlarının atmosfere salınımı da D vitamini, ultraviyole ışınlarının cildimize gelmesini engellediği için D vitamini neden oluyor. D vitamini eksikliğine neden oluyor. Ve güneş kremleri. Güneş kremleri D vitamini eksikliğine bayağı etkili oluyor. Güneşlenirken bol bol güneş yağı, güneş kremleri kullanıyoruz. Bu ultraviyole ışınlarının cildimize girip D vitamininin aktif hale getirmesini engelliyor. Tabii ki güneşlenmek de çok faydalı değil bu. Güneş yağsız güneşlenmek de zararlı. Ne yapacağız? O zaman şöyle bir çaremiz var. Günde 20 dakika. Daha doğrusu D vitamini seviyesi normal olan insanların günde 20 dakika ellerini, kollarını, bacaklarını, yüzlerini, başlarını güneşe göstermeleri yeterli. Tamamen vücudumuzu çıplak olarak güneşe göstermemize gerek yok. Günde 20 dakika elimizi, ayağımızı güneşe gösterdiğimiz takdirde D vitamini eksikliğinden kendimizi korumuş oluruz. D vitaminini nasıl alıyoruz? D vitamini biraz önce de dediğim gibi vücudumuzda yapılıyor. Yapıldığı gibi yiyeceklerde alınan bir vitamin. Yumurta sarısı, balık, ciğer ve sütte D vitamini bol miktarda bulunuyor. Ve yine D vitamininin aktif hale geçmesi için güneş ışığına ihtiyacımız var. Ayrıca gıda takviyesi olarak da D vitamininden yararlanabiliyoruz. D vitamini haplarından, D vitamininin ampul şeklinde formundan yararlanabiliyoruz. D vitamini ihtiyacımız 0-30 yaş arasındaki kişiler için 200 ünite günlük ihtiyaç. 31-50 yaş için 300 ünite, 51-70 yaş arasında 400 ünite ve 70'in üstünde 600 ünite D vitaminine günlük ihtiyacımız varmış. Erkeklerde prostat kanseri, erkekler kemik erimesini hiçbir zaman üstlenmiyorlar. Bizde kemik erimesi olmaz diye düşünüyorlar. Halbuki prostat kanseri bildiğiniz gibi erkeklerin korkulu rüyası. D vitamini prostat kanserinin oluşmamasına, oluştuğu takdirde de metastasına ve de ilerlemesini engelliyor. Onun için D vitaminine ihtiyacımız var. Başkanım, çok çok anlattım. Başkanım, burada bir şey var mı? Osteoporoza D vitamini eksikliği dışında neden olan etkenlerden biraz bahsedeyim size. Kemoterapi ilaçları, antiasitler, uzun süre antiasitler ilaçları kullandığımız zaman da kalsiyumun emilmesine engel olduğu için osteoporoza neden oluyor. Uzun süreli ishaller, sindirim sistemi bozukluğu olan çölyak hastalarında da D vitamininin emilmemesine bağlı olarak osteoporoz görülüyor. Başka yaşa bağlı. Normal insanlar yaşlandığında D vitamini imalinde azalmakta. Yani hiçbir nedeni olmadan yaşa bağlı olarak D vitamini eksikliği görülebiliyor. Anlatacağım bunlar. Sormak istedikleriniz varsa sorularınızı bekliyorum.